Kayıttayız. Evet. Herkese selam. Kahvehanburnu.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Umarım boş gitmezsiniz. Kahve konuşmaya devam ediyoruz. Kahveyi anlamaya devam ediyoruz. İlk yayınımızda kahve demleminin mantığından ve öğütme kriterlerinden bahsetmiştik. İncelik ve kalınlık oranından biraz bahsettik. Bu kahve demlemekteki ilk parametrelerden bir tanesi Demlediğiniz kahveye direkt etkisi olan ikinci üçüncü faktörlerden biraz bahsedeceğiz. Isı ve oran. Kahve demlemenin mantığı nasıl gelişiyor? Bunu biraz anlamaya çalışacağız. Aslına bakarsınız bu belki bundan önceki izlediğiniz yayınlarda da size anlatıla gelen şekliyle baktığınızda çok karmaşık bir süreçmiş gibi gözüküyor ama gün içerisinde hepimizin bildiği basit şeyler başına geldiği basit şeyler. Yani örneğin benzer şeyler çay demlemekle de cereyan ediyor. Isıdan biraz bahsedeceğiz. Isı kahvede tam olarak ne işe yarıyor? Bunu biraz anlamaya çalışacağız. Isı neden önemli? Öğütme de olduğu gibi, öğütme çünkü bir kahvenin yüzeysel genişliğiyle ilgili bir durum söz konusu. Eğer partiküller büyükse suyla daha az temasa geçerken, partiküller küçük olduğunda suyla daha iç içe ve daha fazla etkileşime giriyor. İkinci parametrede de ısı geliyor. Isı şu şekilde biraz anlatabiliriz. Yani gün içerisinde dediğim gibi başınıza gelen bir şey. Su bildiğiniz üzere doğal belki de en iyi çözücülerden bir tanesi. Hele de sıcaksa örnek veriyorum. Mutfakta bir işiniz varsa, bulaşıkla ilgili bir işiniz varsa çok kuru, inatçı bir leke için onu çözmek için sıcak su döktüğünüzü bilirsiniz. Isının kuru maddeler üzerinde bu şekilde bir etkisi var suyla birlikte. Bu aynı şekilde kahvede de cereyan diyor. Kahvenin içerisinde 800 ila 1000, 1200'e varan farklı aromalar, farklı kimyasal bileşenler olduğunu biliyoruz. Bu şekilde tespit ediliyor. Ve bunlardan 40'ı kahvenin genel karakterini oluşturan tanıdık aromalar, tanıdık tatlar. Dolayısıyla bunların dışarıya çıkarımı noktasında ısı çok önemli bir faktör. Bunun yapılan araştırmalara göre en ideal demleme ısısı 90-91 santigratla 96 santigrat aralığında olduğu söyleniyor. Bu tabii kahvenizin yapısıyla da ilgili bir şey. Ne kadar ince ya da kalın ile ilgili bir şey. Ya da ne kadar kavrulma derecesinin orta, açık ya da koyu olduğuyla ilgili bir şey. Isı bu noktada biraz değişkenliğe de aslına bakarsınız tabi. Yani şunu anlatmak istiyorum. Eğer daha açık kavrulmuşsa burada daha yüksek ısıya ihtiyaç duyarsınız. Çünkü kavrulma esnasında kahvenin içerisinde bulunan bazı e, kimyasal aromalar, bazı bileşenler çok yüksek ısılara ya da yeterli ısılara maruz kalmadığı için tam olarak hala oradalar. Onu dışarıya çıkartmak için tıpkı inatçı bir lekeyi sökmek için kullandığınıza benzer bir şekilde sıcak su kullanıyorsunuz. Isıyı yükseltiyorsunuz. Isı bu noktada çok önemli. Biraz daha anlamaya çalışırsak yani ısınan suda neler oluyor? Bir enerji artışı söz konusu ve enerji ne kadar artarsa yani ısı ne kadar artarsa bunun taşıyıcı olan su, o maddeyle çok daha fazla iletişime, çok daha fazla etkileşime giriyor ve onu daha fazla yüzeyden koparıyor, çözündürüyor, ekstrakt ediyor. Bu işte çay demlerken de benzer bir şey. Yani e, soğuk bir suyla çay demlemezsiniz, belli bir ısıya gelmesini planlarsınız. Sıcak suyun bu şekilde gibi etkisini görüyoruz. Tabii bu ideal ısı demlemeleriyle ilgili işte 90-91 santigrat, da 96 santigrat arasında ideal demleme ısı olduğu bu işi araştıran kişi ve kurumlarca söyleniyor. Bu doğru da bir tespit aslına bakarsınız. Fakat mesela eskiden olsaydı böyle ısıyla ilgili çok da bir derdimiz yoktu filtre kahve makineleri, otomatik filtre kahve makineleri zaten ideal ısı dereceler olan 90 ila 96 santigratta bir noktada suyu kahveyle buluşturuyor aşağıya da bir demleme gerçekleşiyordu. Ama artık kahvenin yeni dünyasında kahve çok daha farklı bir şekilde ele almaya başlanıldı. E, kavurma profilleri değişti. Kavurma profilleri değiştiği noktada ısınızın da değişiyor olması lazım. Yani her kahveyi sabit bir ısıyla demlemek artık çok da doğru görünmüyor. Isı bu noktada önemli. Bunun ilişkilerinden biraz bahsedersek yeni nesil kahvecilikte işte third way olarak da bilinen üçüncü nesil kahvecilikte ısı faktörü biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Bize işte belirli öngörülen bir ısı miktarıyla kahve demlerde bu şu andaki pozisyonu bakıldığında şu anda kahve sektörüne geldiğimiz noktada çok mümkün bir noktada gözükmüyor. Çünkü ısı suyun sıcaklığıyla kullandığınız kahvenin kavrulma tipinin birebir ilişkisi var. Isının kahveyle etkisi kavurma tarafında da çok farklı değil. Yani biz kahveyi kavurucular olarak sonuçta bir ısıya başvuruyoruz. Eğer çok yüksek bir ısıda gittiğimizde yükselen enerjiyle beraber kahve içerisinde çok fazla farklı kimyasal aromaları ve bileşenleri ve yağları harekete geçirerek onu belli bir düzeyden sonra acılaştırmaya başlarız. Aynı şey sizin tarafınızda kahve demlerken de ciğer cereyan ediyor. Benzer bir şey. Yine ısı faktörü burada devreye giriyor. Kahvenizi çok yüksek ısıyla demlediğinizde ondan çok daha fazla aromaları belli bir noktada dışarıya çıkartırsınız. Ama bunun bir eşiği var, bir sınırı var. Bu sınırı geçtikten sonra da kahveyi acılaştırmaya başlarsınız. İçerideki karbondioksitleri ve diğer etken maddeleri çok daha fazla özütlemeye başlarsınız. Bu noktada ısının değişkenliğini bu videoda özellikle dikkat çekmek istedim. Bildiğimiz temel olarak kahve kavrumumuzun koyu olduğunda daha düşük ısılara, yani belki 90 derecenin altlarına bile düşebilirsiniz kullandığınız kahvenin yapısı daha açık kavrulmuşsa ısıyı çok daha yükseklere taşımanızda fayda var. Bu sizi dengeli bir çözünme ve dengeli bir ekstraksiyona sürükleyecektir. Bizi doğru kahve içmeye yönelten, doğru ekstraksiyona yönelten 3 temel taş var. Bunlardan bir tanesini öğütme olduğunu söylemiştik. Diğeri ise ısı ve bir sonra peşi sıra gelen oran. Oran da bizim için aslına bakarsanız çok tanıdık bir durum. Hepinizin Farklı tükettiği gıdalarda, farklı tükettiği besinlerde, ya da içeceklerde kendinize göre bir oranınız var. Örnek veriyorum, eğer çay içiyorsunuz, açık çay içiyor olabilirsiniz, ya da böyle orta dediğimiz bir e, dem-su ilişkisi kurabilirsiniz, ya da kimisi çok daha demli çayı sever. Kahvede durum tam olarak bu şekilde cihyendi. Kimisi çok daha yumuşak kahveleri severken, kimisi çok daha e, yoğun tatlardan hoşlanıyor. Burada birinci faktör tabii ki oran. Bu çayda da böyle, kahvede de böyle. Mesela diyelim ki. Çok daha net anlaşılması için ayranda da böyledir. Bir kaşık yoğurda örnek veriyorum 250 mililitre su eklerseniz çok duru bir ayran içerken bir kaşık yoğurda 150 mililitre su eklerseniz çok daha dengeli bir ayran içersiniz. Kahvede de oranın faktörü aşağı yukarı bu şekilde ilerliyor. Burada tabii genelde bu işi deneyimleyen insanlar tarafından belirlenmiş bazı oranlar var. Filtre kahvede örnek veriyorum. Her bir litrede 60 gramı savunanlar var, 55'i savunanlar var, daha da yukarıya çıkanlar var. Bu dediğimiz gibi tamamıyla kişisel bir deneyim ve kişisel bir beğeni durumu. Burada kahveyi iyi bir kahve demlemek istiyorsunuz. Kahveyi biraz yakından tanımalısınız. Bundan çok endişe etmenize gerek yok. Kahve böyle küçük kimyasal bir oyundur dedik ama çok da kafa karıştıracak, çok da gözlü büyütecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hayatın içerisinde birçok farklı alanda bu Sebep-sonuç ilişkinizi zaten deneyimliyorsunuz. Kahve ile ilgili ısı temel olarak bu şekilde cereyan diyor Ve bir mantığını oturttuğunuzda her şey sizin için çok daha kolay olacak. Bisiklet sürmek gibi bir şey. E, kahvenizin kavrulma tipine göre ısılarıyla küçük oynamalar yaparsınız. Aynı şekilde bizim tarafımızda da işler bu şekilde cereyan eder. Eğer kahveyi çok daha az bir ısıya maruz bırakmışsak, onun aramalarını çok daha fazla açığa çıkmaya hazır hale e, getirmemişsek, siz onu demlerken yani fincanınıza ekstrakt ederken çok daha yüksek bir ısıya başvurmak zorunda kalırsınız. Ve bu tip kahveler size doğru ısıyı yakalamadığınız noktada, doğru ekstraksiyonu yapamadığınız noktada ekşim tatlar verecektir. Bizim tarafımızda da eğer kahveyi yeterince belli bir ısıya taşıyamazsak kavurduğumuz kahve ekşi olacaktır. Tam tersine bakıldığı noktada da e, ısıyı çok yüksek tutarsanız diyelim ki ortaya da koyu kavrulmuş bir e, kahvede zaten Çözünmeye çok daha hazır hale getirmiş olduğumuz bir kahvede siz de yüksek bir ısıya başvurduğunuzda kahvenizdeki çok daha yoğun aromaları, çok daha fazla maddeyi ekstrakt eder, dışarı çıkartırsınız ve işler kontrolden çıkabilir. Kahvenizi acılaştırabilirsiniz. Tıpkı bizim kavurmada yaptığımız gibi eğer ısıyı belli bir noktadan sonra daha da ileriye taşıdığımız noktada kahve... ...bize acı tatları ön plana çıkarıyor olacaktır. Isı ile ilgili şöyle enteresan bir durum daha var. Burada sıcaklığın çok daha fazla çözünürlüğe etki ettiğini söylemiştik. Soğuyunca çözünürlüğün düştüğünü söylemiştik. Fakat su soğuksa... ...hatta bayağı bir soğuksa... ...kahvede tam olarak çok tatlı sonuçlar... ...yüksek aromalı ve çok iyi dengeli bir gövdeye sahip... ...çok tatlı bir kahve elde etmeniz mümkün. Soğuk olmasına rağmen. Ama burada da süre faktörü devreye giriyor. Yani zaman uzadıkça belki 8, 10, 12 saate, 22 saate kadar yayıldıkça zaman çok uzadıkça soğuk suyun kahve üzerinde dengeli bir ekstraksiyon ve tatlı bir sonuç verdiğini biliyoruz. Ama burada tek değişken bir sefer zaman olmuş oluyor. Kahve demlemenin mantığı üzerine biraz konuştuk. Birinci bölümde bunun önemli faktörlerinden bir tanesi olan öğütme, incelik ve kalınlıklarından bahsetmiştik. Çözünmeye etki eden önemli faktörlerden bir tanesi. Diğeri ise ısı ve oran demiştik. Onlardan biraz söz ettik. İyi bir kahve, iyi bir fincan kahve elde etmek için amacımız olan doğru ekstraksiyonu bizi götüren 3 temel taş var. Bunlar öğütme, incilik ve kalınlığı, ısı ve oran. Ve artık bu 3 konuyu, 3 değişkeni konuştuğumuza göre bu durum bizi ekstraksiyonun yani özütlenmenin eşiğine getirmiş oldu. Bu bölümü burada kapatmış olalım ve önümüzdeki haftada ...biraz ekstraksiyonu anlamaya çalışalım. Bu hep beraber çalışan küçük kimyasal oyunun mekanizması... ...öğütme tipimiz, ısımız, oranımız... ...ve bunlarla birlikte bunları takip eden zaman değişkeni. Bunların hepsi içtiğimiz kahveyi güzelleştiren ya da kötüleştiren faktörler. Korkulacak bir şey yok. Bazen ben de izliyorum bazı yayınları. Gerçekten ben de izlediğimde bazen korkuyorum ama bu kadar korkutucu değil. Aslına bakarsanız kahve demlemek son derece basit ve eğlenceli bir şey. Denemekten hiçbir zaman çekinmeyin ve buradaki bu işi öğrenmekteki en önemli etkenlerden bir tanesi sizin kahve demleme denemeleriniz. Daha doğrusu kahve ile ilgili böyle küçük demlemeler, deneme yanılmalar yaptıkça kendi oranınızı, kendi belki ısınızı, kendi ölçme tipinizi, her şeyinizi kendiniz belirliyor olacaksınız. Çünkü bu sizin damak tadınız. Biz bunları sadece size böyle hatırlatmak için normalde çok gün içerisinde yaşadığınız basit örneklerle ilişkilendirerek bu işin çok da zor olmadığını anlatmak için yayınlar düzenliyoruz. Umarım işe yarıyordur, umarım beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza lütfen abone olun, videolarımızı beğenin, bildirim zillerini açın ki biz de bu yayınları Dilimiz döndüğünce yapmaya çalışalım ve sizin gün içerisinde, evinizde, ofisinizde, arkadaşlarınızla, sevdiğinizle güzel böyle kahve demlemeleriniz adına küçük hizmetlerimiz bunlar. Umarım işe yarıyordur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Umarım boş gitmezsiniz demiştim. Umarım ısının kahve zülündeki etkisini biraz size anlatabilmişizdir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.